Bandırmamızın kurtuluşunun 100. yılında güzel güzel haberler almaya devam ediyoruz. 17 Eylül'de Enerji Bakanımızın katılımıyla beraber bir ferrobor fabrikamızın temel atılımı oldu. Yaklaşık 2019 yılında temeli atılan bu köprülü kavşağımızın da pandemiden dolayı biraz gecikti ama ciddi şekilde güzel olan bir köprü çift tarafı da açılmış durumda şu anda. Ay sonunda Ulaştırma Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu'nun gelişiyle beraber güzel bir açılışla Bandırmamızın ve ülkemizin hizmetine sunacağız. Güzel bir köprülü kavşak oldu. Bu bağlantı buradan devam ederek Çanakkale'de yapılan büyük bir güzel bir şaheser bir köprü var. Orayla bağlantılı olacak. Yani şimdi bazen bilmeyen arkadaşlar konu hakkında yorum yapabiliyor. Çoğu belediyenin yatırım bütçesinden büyük bir yatırım var burada. Büyük şehrimizin yapmış olduğu %90'ını tamamlamış olduğu istimlak yaklaşık 10 milyon civarında bir istimlak bedeli var. İnşallah çevre peyzajını da yapıyor büyük şehrimiz. En kısa zamanda bu üst geçtiğimizde büyükşehir Sayın Güzel Başkanımızın da oluruyla beraber burada ışıklandırmamızı da yapacağız. Bandırmamıza güzel bir köprü kavşak kazandırdık. Bugüne kadar 20 yıl oldu. AK Parti iktidarının başlayıp da bitiremediği hiçbir proje olmadı. Bunu da burada kanıtladık. İnşallah daha güzel projelerle, daha yeni projelerle güzel bandırmamıza güzel işler yapmaya devam edeceğiz. Derdimiz bandırma, güzel bir bandırma için çalışmaya devam edeceğiz. Tekrar şehrimize, bölgemize hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Köprünün maliyeti ne kadar Sayın Başkanım? Yaklaşık bu köprüyle beraber Dalçın maliyeti 200 milyon civarında.